Neredeyim? Pot Market'in hemen ara sokaklarındayım. Pot Market'in ara sokaklarında ne arıyorum? Kaliteli inci arıyorum. Yani inci işindeyiz, peşindeyiz. Yani böyle ara sokaklarda salaş, küçük, güzel inciciler var. Ve ben bizi dolandırmayacak birini, yani dükkanı arıyorum. Mühim olan o. Bakın her yerde gümüşçü, incici, takıcı, altıncı bunlar mevcut. Bir sol yapalım. Birkaç yer çektim. Ama eklemeyeceğim herhalde. Dün oldukça fazla inci dükkanı çekmişiz. Bugün yine birkaç tane ekleriz çekip. Pot Market sokakları böyle. Daha çok kuyumculuk üzerine, inci üzerine, altın üzerine devam ediyor. Ben de burayı seviyorum. Buralarda geziyorum. Buradaki yaşamı görmeye çalışıyorum. Tabii çok motosiklet var. Sokaklar böyle arkadaşlar. Sokaklar böyle. Motosikletler sıra sıra. Ben de şimdi Çarminar'a doğru gideceğim. Çarminar tarafında biraz daha dolaşmak niyetindeyim. Bakacağız bugün başımıza neler gelecek. Bu akşam trenim var. Trene kadar bir şeyler çekeceğiz, bir şeyler yiyeceğiz. Bugün biraz sıcak, güneşli, bulut yok maalesef öyle. Sıcakla birlikte biz de bir şekilde boğuşarak gireceğiz bugün. Hakkımızda hayırlısı, ne diyelim. Çarminar'dan görüşmek dileğiyle. Oradaki incicileri gezeceğim. Bugün yine Haydarabad'dayız. Akşam treniyle de Vizag'a geçeceğiz. Günü anlamadan yedim. Az önce kahve ve kurabiye keyfi yaptım. Henüz yemek yemedim. Görünen üzere Çarminar'dayım. Herkes fotoğraf çekilme derdinde. Benim bolca fotoğrafım olduğu için artık Çarminar etrafında fotoğraf çekilmiyorum. Bugünden dün çok ince videosu koyduğum için sıkıcı olur diye düşündüm. Çok da koymadım. Tren var, trene yetişeceğim. İnci işlerine yine baktım, gezdim, dolaştım. Tuhaf bir gündü. Daha çok inciler hakkında pazarlık, fiyat, karat bilgisi aldım. $1000 diyen de var. $1000 diyen de var. Haydarabad ilginç bir şehir. Çok sevdiğim bir şehir oldu. Ama Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle de oldukça kalabalık anlara sahip oluyor. Özellikle iftar saati yaklaştıkça Haydarabad'ın bu bölgesinde insanlar akın akın alışveriş yapıyorlar. Çok kalabalık. Eminönü Meydanı'ndan daha kalabalık. Öyle. Balık istifi gibiyiz. Polisler, onun dışında işte bir sürü inci dükkanı. Şöyle son kez size bir göstereyim. Etrafta seyyar satıcılar, bir sürü şey mevcut. Bakın şöyle kendimi de hatıra olarak çekeyim. Selfie gibi olsun. Oldu mu? Kamerayı böyle çevirdik ama olmuş gibidir herhalde. Olduysa olmuştur, olmadıysa olmamıştır. Biz sonuç itibariyle şansımızı denedik. Dediğim gibi bugün incicilerden pek çekmedim. Daha çok gidip konuştum, yemek yedim. Otelle ilgili tuhaf şeyler oldu. Yani resepsiyoncu oteli bir saatliğine bana bıraktı. Sen bir bak, ben bir markete gideyim dedi. Tuhaf bir otel dediğim gibi. Bu akşam çıkıyorum. Bu akşam daha da tuhaf. Şöyle görün. Çok güzel, çok güzel bir bina. Tabii onu güzel yapan tarihi ve buranın simgesi oluşu oldukça etkileyici. İleriden biraz daha çekerim, günü kapatacağız, günü kapatacağız. Kalabalığın içindeyiz ve ben biraz şehirden bilgi vereyim. Şehirde daha çok Müslüman ağırlık mevcut. Çok fazla cami var. Oldukça güzel ve
güvenli bir şehir. Çok çok temiz olduğunu söyleyemem. Ara sokaklar oldukça pis ve kirli. Nüfus 10 milyon civarında. Etrafı görebilirsiniz. Bana bakın, taş satan, boncuk satan her şey var. Her şey var. Durum böyle. Durum böyle burada. Ve şehirde nedense böyle bulutlu bir hava hakim. Çok sıcak değil. Hindistan'ın diğer şehirlerine göre daha güzel. Ama otobüs duraklarına yaklaşınca ya da trafikli yollara yaklaşınca egzoz dumanından maalesef ki biraz boğuluyorsunuz. O kötü. Gördüğünüz gibi bir sürü meyve satan var. Bu şekilde ortalık karışık, bir pazar yerini andırıyor. Tabii iftar saati de yaklaşınca böyle oldu. Hoca şu an okuyor. Durum böyle arkadaşlar, durum burada böyle. Çok yapılacak bir şey yok. Haydarabad'ı gezdik. Bu akşam bir de tren istasyonu maceramız olacak. Oradan da bildiririm. Videoyu da tren istasyonundan yükleriz. Burada dün akşam göstermek istediğim bir havuz vardı. Havuz dün akşam bozuktu. Şu an bozuk değil arkadaşlar. Bu ne satıyormuş? Bu da bir şey satıyor. Bilmiyorum şimdi. Vaktim de pek yok. O ne satıyor? Havuz burada arkadaşlar. Ama havuzu görmeye vaktimiz yok. Trafiği görüyorsunuz. Duyuyorsunuz. Bir yandan da tabii hoca okuyunca daha da karışık bir trafiğin içine düştük. Görüşürüz diyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Tren istasyonuna gitmeden önce yemek yiyeceğim şimdi. Arkadaşım Kalyan'la birlikte gidiyoruz. Onun önerisiyle gideceğiz. Bakalım. O hiç kurallara falan uymuyor. Ben de onun peşinde böyle gidiyorum. Yemek yiyeceğiz. Otele döneceğiz. Ben çantamı alıp tren istasyonuna geçeceğim. Çünkü trenim çok erken. Kamerayı falan artık topladım. Böyle ışıklı mışıklı bir yere getirdi bizi. Caddelerde. Bakalım ne yiyeceğiz. Arkadaşlar burası meşhur bir biryaniciymiş. Buraya geldik. Bakalım şimdi yiyeceğiz. Arkadaşlar pista havuz, gördüğünüz üzere dünyada birçok yerde meşhur bir yermiş. Şöyle size menüsünü göstereyim. Bunlar hep Hindistan yemekleri. Fiyatları oldukça pahalı. Kabarık. Mesela fruit 200. Yani bunlar büyük menüler ama. Büyük menüler. Çorbalar mesela. Çorbalar ucuz. Yani ucuz dediğim, bu paralara karın doyurursunuz Hindistan'da. Biz böyle bir şey yaptık bu akşam. Buradan ayrılıyoruz diye. Buranın yani Haydarabad'ın meşhur yemeği olduğu için biryani yiyeceğiz. Bakın Çin yemekleri falan da var. Çin nongdaş. Çin balık çeşitleri var. Fiyatlar 200, 300, 400, 1000, 2000 öyle gidiyor. Yani bu restoranda ortalama bir Hintlinin yemek yemesi bile mümkün değil. Bakın yani bir yani 1000, 1200. Bir yani böyle gelecek. Bakalım nasıl gelecek, ben de bilmiyorum. Servis edilsin görelim.
Yani restoran çok kalabalık. Su istedim, daha su getirmediler. Yemek de getirecekler herhalde. Hayırlısı, susuzluktan öleceğim. Dondurmalar. İki top dondurma. Yani dondurmalar 179, 119. Şu paraya Çarminar'da kebap yiyebiliyorsunuz. Hatta daha ucuza. Hayırlısı olsun. Pista House. Yerken mutlu olursam size tavsiye ederim. Evet. Kalyan'da telefonla konuşuyor. Şimdi yemek geldi. Şöyle geldi. Bakın. Şimdi biz yiyeceğiz. Kalyan'la ikimiz. Afiyet olsun. Bakalım. Bana çatal bıçak getirmediler. Bardak istedik, onu getirdiler. Şimdi çatal da bıçak. Yok, kaşık isteyeceğim. Ne istediğimi şaşırdım burada. yiyince size nasıl olduğunu söylerim. Bildiğiniz tavuklu pilav gibi bir yani. Servisi de böyle yapıyor arkadaş. Kalyan'da sevgilisinle konuşuyor, yani nişanlısınla evleneceklermiş. Can I get a spoon? Okay, thank you. Arkadaşlar ben elle yemeyeceğim. Kalyan elle yiyecek herhalde ama ben kaşık istedim, yani bunu kaşıksız yiyemem abi. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar yemek yedik, güzeldi. Bakın burada baklavaya benzer şeyler var, cevizli yapmışlar, piramit falan, böyle değişik. Pastane, pasta çeşitleri de var, bir yani konusunda da meşhurlar. Güzeldi. Şimdi ben kamerayı falan çıkarmıyorum. Buradan veda ediyoruz Haydarabat'a. Yarın tren serisi olacak. Bakın burada değişik bisküviler var, kendi markaları. Haydarabat'a buradan veda ediyoruz. Hoşça kalın. Yarın tren videosunda görüşürüz. Yemeğin fiyatını soranlar olursa, yemek oldukça pahalıydı. Bir gecelik konaklama parası. Kalyan'la birlikte yedik. Afiyet olsun. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.